Seda Hanım, şöyle başlayayım. Börek deyince çatalla yiyebileceğim ya da elime alıp yiyebileceğim ya da keserken kıtır kıtır edebilecek bir şey beklemiştim. Bu resmen patates püresi gibi bir şey. Hiç yediniz mi hayatınızda? Karnabahar Bu böreği bunu yediniz mi? yemedim. Nasıl yorum yapabiliyorsunuz o zaman? Ama gene de püre gibi olmuş. Hiç Tamam da lezzet nereden alamadım biliyorsun kıvamını? baharatı. Hiç sordun mu bana nasıl oluyor, bu nasıl yapılıyor, bunun adı Hiç ne, içinde lezzet ne alsam var, ne belki yapılır? tarif isterdim ama lezzet alamadığım için daha görmek de Hayır, yorum istemiyorum zaten yapabilmem ben bu için önce böreği. senin bana sorman gerekiyor. Sen bunu nasıl yaptın? Olması Evet, gerekiyor Tansucuğum, gibi miydi belki yoksa yapamadın sorarım. mı? Mesela Mehmet, Tansucuğum, bu nereye ait? Bu bir börek midir? Bunları sorsana Ya yavrum. böreğe benzetemedim ki Seda Hanım. Ya Anlatsın, sorsana, bu dinleyeyim. ne? Anlatsın. Ne var içinde? Bu tepkiden sonra ben olsam anlatamazdım Mete Hanım. Bilmiyor, Çok merak öğrensin etmiyorum bari. zaten. Çok merak etmiyorum. Anlatmak Bilmiyor istemiyorsanız Seda Hanım. anlatmayın. Merak etmediğiniz bir şeye nasıl puan vermeyi planlıyorsunuz Tansu Hanım? Evet, nasıl? Nasıl yani? Tansu Hanım, zaten ilk gün Seda Hanım'ın yorumları benim için önemli, diğerleri önemli değil demiştiniz. O zaman benim de şu anda Tansu Hanım'ın yorumu hiçbir şekilde önem arz etmiyor. Diğer arkadaşlarımın ve Seda Hanım'ın yorumuna odaklanmış durumdayım. Çünkü bilmediğiniz bir şey hakkında nasıl yorum yapabiliyorsunuz? Püre kıvamında patates. İçinde bir tane bile Evet. patates yok onun. Yok. Bu bir. Patates var İkincisi, demedim. İyi karnabaharda, dinleyin tamam dinle. patates. Ben içindekileri Sen sana dinle önce anlatayım. benden sordun ya. Önce Tamam, kendin cevap dinlesen. verdin. Ben de şimdi sana tekrar cevap veriyorum. Patates demedim. Püre gibi olmuş. Patates püresine benzemiş. Hiç lezzet alamadım Çok dedim. farklı bir cümle oldu benim Patates için. yok dediniz Teşekkür içinde. ederim. Tamam. Şimdi karnabahar var içerisinde. Bilmiyorsunuz. Öğrenin istiyorum. Hiç Bunun bir öğrenmek yöresi var istemiyorum mı ama. yok mu onu ben bilmiyorum. Bunu genellikle benim halam yapar Seda Hanım. Çok da güzel yapar. Yeriz. Bir kere gittiğimde denedim ve tarifini almak istedim. Bu menü içerisinde de onu sunmak istedim. Hiç kimse yapmamış bu arada bunu yemekteyiz. Daha ilk defa yapılmış bu. Bundan sonra yapılır herhalde diye düşünüyorum. Sanmıyorum. İçerisinde karnabahar var. Ne dediniz Sansu Hanım? Sanmıyorum dedim. Kimsenin deneyeceğini bunu. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum, Herkes göreceğiz senin şimdi hastalığına göre mi arkadaşlarım. hareket ediyor? Arkadaşlarımı da dinleyeceğiz. Bakın kimse bitirmemiş. Tamam, Onları da çok bakacağız. bekliyorum Tamam. şimdi. Genelde hiç bitirildiğini görmedik bu tabakların. Neyse. Beni dinle de şimdi bir anlatayım, öğren. Şimdi içerisinde karnabahar var, Öğrenmek dereotu var. istemiyorum. O şekilde konuşmayın. Ben bunu öğrenmek istemiyorum ama nasıl yaptığınızı arkadaşlarıma ve bana Seda Hanım'a Tamam, onu anlatacağım anlatabilirsiniz. zaten. Sana kalk da bana tekrar bunu yap demiyorum zaten. Eda Hanım, neden Tansu Hanım'ın yüzüne bakmıyorsunuz? Yok, bakıyorum aslında. Hiç göz göze gelmiyorsunuz. Gelmedik, o tarafa bakarak konuşuyorsunuz. Çünkü Hava Hanım'ı anlatıyormuş gibi. Şimdi sizin yorumlarınız önemli değil. Sadece Seda Hanım'ın yorumları önemli Tamam, değil de sizinki de bence benim hiç için önemli yok değildi sayılır gibi zaten. oluyor. Sizinki de Tamam. benim için önemli değildi. Sizin Olabilir. Tamam, gününüzü geçtik. anlatın. Hava Hanım Sizin anlatın. Onu gününüzü bey geçtik şu anlatın. an. Sizin gününüzü geçtik. Ben Tamam, bir sözümü anlatın. bitirebilir miyim artık Buyurun, kesilmeden? buyurun. Şimdi karnabahar var. Zaten ana malzemesi karnabahar. İçerisinde dereotu var. Lor peyniri var. Un, yumurta yine çırpıp içerisine hepsini katıyorsunuz. En son karnabahar katılıyor. Fırına veriyorsunuz. Bu şekilde pişmesi gerekiyor. Üstünün ve altının en azından böyle biraz kızarmış ama içinin böyle olması gerekiyor. Eğer zaten böyle olmasını istemeseydim Seda Hanım, daha dikdörtgen bir cam tepsiye koyardım. Ve o şekilde daha yayık, içi kek gibi, hani direkt kek gibi pişerdi. Bu üzerindeki sosu ona hiçbir şey katmazdı. Çünkü tamamen kuru bir kek olunca ne kadar sos dökerseniz dökün o ağızda bir kektir. Biz hani börek dediğimiz için buna zaten böyle olması gerekiyordu. Tansu Hanım, şu an bu önünüze gelen ara sıcakla alakalı nasıl böyle yorum yapabiliyorsunuz? Yememişsiniz ki, bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz bir lezzet hakkında nasıl böyle bir yorumlama yapabildiniz? Beni gerçekten çok şaşırttınız. Eda Hanım, bunu benim daha önce yiyip yememediğim sizi hiç ilgilendirmez. Ben şu an aldığım tada göre size yorum yapıyorum. Hiç beğenmedim. Size de nasıl yapıldığını sormadım. Sormak da istemiyorum. Hiç lezzet alamadığım için bunları söylüyorum.